Hayırdır? Hı? Hayırdır? Şeyi koyuyordum, tam Tekrarını koyamadım. izliyor. Hayır. Hayır, ben size şey yapacaktım, story atacaktım başladık diye size. Aşkım başladık. Ama beceremedim. Çünkü ben bu gerçekten bu Instagram'ı kullanıyorum ama çok şahane kullanıyorum. Bu yıl senin Instagram'da bir sıkıntılar var bak. Telefonu elime aldım, eğlencesiz bir hesap. Benim mi? Evet. Ben çünkü çok çalıştım, oradan oraya koşturduğum için eskisinden paylaşım yapamıyorum. Ama benim sosyal medyacında hesabım var. Arkadaşım Zerrin'de hesabım şifresi var. Niye var? Niye Zerrin'e veriyorsun ya? Ya neden veriyorum? Çünkü onunla çalışıyorum ben. Şimdi diyor ki Seren bunu koyalım mı diyor. Şimdi ben bir saat etiketlemeye onu bunu falan uğraşamıyorum. Bir diyorum ki al Seren, diyorum şifremi. Senin bu arkadaşlarından başına gelmeyen kalmadı kızın arkadaşlarından, doğru mu? Hala ya. Güvenip yani ama bu benim çok yani bu karı koca aile dostu. Eda Modaoğulları geçti, neler ama o geçti. Tipler, o, ya Eda da öyle çok hani Eda bu ben arada Zerrin'i çok severim. Ondan sonrakiler çok felaket. Ama bak haklı. Yanlış anlamasın yani Eda'yı ben çok eskiden tanıdığım için. Yani gene bana döndü olay. Ama haklısın. O zaman tura geçelim. Aşkı konuşalım. Her iki aşk da yalanlanmış. Berrak diyor ki benim İbrahim Kutlay'la bir işim yok. Onun onunla vardır belki. Çağla da diyor ki Kaan'la bir işimiz yok. İşte. Valla ben şimdi ikisini de çok yakıştırıyordum. Keşke olsalardı bu arada. Dörtlü güzeldi aslında. Çok güzeldi. Boyu boyuna, huyu huyuna, güzellikle. Meğer sen Berrak'la Kaan birlikte. Yok yok, o hiç yok. Kim? Hiç kimseyle bir kimse birlikte. Kim? Berrak'la Kaan dedim ya, sürpriz yapma. Bence Berrak akşamları bir yerde ortamda havaya giriyor. Karşısındakini de havaya sokuyor. Sonraki süreçte bu iş gitmiyor gibi geliyor bana. Balon sönüyor diyorsun sabaha doğru. Ama ben yani sabaha doğru demiyorum. Yani şöyle. Sabaha doğru. Berra'yı çok beğeniyorum. Yani güzellik olarak. Aşırı. Çok Avrupa'yı. Ama çok... dün sokakta aşırı videosunu çekmişler. Üzgünüm Berra ne kadar beğendim. Berrak gece hayatın yüzünü bozmaya başladı. Çok zayıf olduğu için kaldırıyor. Ama bakın bu fotoğraf eski Berrak değil. Ama bazen de çok yani iyi de çıkmayabiliyorsun ya. Ha? Hep çok güzeldi. Hep. Yani ben birazcık böyle bakın gözlerde evet, düşüklükler başladı. Kendine iyi baksa 60 sene gider bu kız. Rahat ya söylüyorum ama belli bir noktadan sonra evet, vücut bırakıyor yani bu gerçekle i̇şte hepimiz yüzleşiyoruz. Fazla alkol gece hayatı sabaha kadar falan şey dikkat etmesi lazım. Yani bu kız bu kadar güzel ve Avrupa'yı sen de çok beğeniyorsun, ben de çok beğeniyorum. Çok. Ama neden ilişkileri gitmiyor? Mutlaka kişiliğinle alakalı. Ya kolay, Burcu ne çok bu kızın? Kolay. İkizler mi acaba? Hı? İkizler mi Burcu acaba? Çok bilmiyorum, çabuk sıkılırlar. Uraz'la da hemen. Ay bu arada Uraz deyince geçen gün hani konsere çıkacak dedik ya. Evet. Ay şey bunlar sahneye çıkacak. Demet Sarıoğlu Mungan'ın. Hayır Demet, şarkı, evet. Demet de onları çalıştırmıyormuş. Demet besteleri. Hepsi Murat Mungan'ın adına bir senfoni orkestrası. Hı, güzel. Bir konser böyle hepsi solist olarak çıkıyorlar onlar. Yani ya ama demek ki Demet belki de çalıştırıyordu. Ama zaten Demet de onları bırak da çalıştırsın yani. Demet Sarıoğlu da çalıştırsın. Demet de çıkıyor şimdi yani. Şimdi bir de Berrak'la ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Berrak sürekli çok marjinal gözükmeye çalışıyor. Zaten marjinal bir evet, tipi evet, var. Onu, yani yanlış. Burada ben Ayşe Barın da çalışıyor diye biliyorum. Ayşe Barın Serenay Sarıkaya'yı bu kadar iyi yönetirken Berrak Tüzün Ataç'ı bu kadar kötü yönetemiyor olmasını kabul etmiyorum. Ayşe'yi tanırsınız, dinlemiyor. Çok dominant bir menajerdir. Bence dinlemiyor. Dinlemiyorsa bırakır Ayşe normal şartlarda, onu da söyleyeyim. Ben anlamıyorum yani çok mu özenmiyor? Acaba oyuncularını kendi içinde klasifay mı ediyor? Bu kıza biraz daha ya da çok mu yetenekli bulmuyor bilmiyorum. Çünkü bence çok da yetenekli bir kız. Çok da Serenay kadar yetenekli değil. Serenay kadar değil ama yani yetenekli değil yakın. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi her güzel kadın ne kadar yetenekli çocuklar, bu arada. Her güzel kadın yani dizi oyuncusu veyahut da oyuncu olacak anlamına gelmez. Bazısı çok iyi fotoğraf verir. Aynen. Bunlar mesela çok iyi dergi kapakları, fotoğraf çekimleri tamam. Hani Avrupa'yı ama dizide oyuncu olarak bana göre bu fazla Avrupa'yı. Zaten bence artık yani dizideki oyuncuların için çok güzelliğinden şey yapmıyorlar. Bakın mesela Serenay da aslında çok Avrupa'yı ama evet, burada tekrar söylüyorum yönetiminde bir sorun var. Sokakta artık o kadar berrağa farklı bir yere oturttuk ki kafamızda. Serenay bir şekilde orta yolu buluyor sevimliliğiyle, gazetecilerle, ilişkisiyle. Oryant olabiliyor, oryant oluyor. Evet. Ama bu yoksa olmuyor. O da çok modern bir yüz. Evet. Peki şimdi Metin Hara biliyorsunuz bir ilişkiye başladı. Sevgilisi uğurlu geldi diyorlar. Neden? Çünkü Metin Ara aslında diploması olmamasına rağmen yapıyordu bu eğitimleri ve bu tedavi yöntemlerini. Artık ne yapıyorsun? Koçluk yapıyorsun. Ama bu çok kötü bir şey. Tabii. Bunları
Diploması olmadan, herhangi bir akademik kariyeri olmadan yapıyordu. Bu öyle miydi gerçekten? Bu doğru tabii, bilgi tabii, değil mi? Tabii yani, canım tabii. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu sadece sanki Metin yapıyor da. Ama bu yani ilaçla tedavi etmiyor ki. Yok, hayatım yani, o bir tek Metin yapıyor ki değil. Metin çok ünlü olduğu için o başkalarına örnek olmak zorunda, anladın mı? Şimdi sen bu kadar öne atıp kendini bu kadar önde durduğun zaman başkalarına referans olmak zorundasın. Onun ehliyetsiz bunu yapıyor olması işte aslında belki de başkalarını zehirleyecek çok insana kapı açıyor. Bizde, bizim Türkiye'de böyle bir sorun var. O yapıyor, de, ben de yapıyorum. Ama bir de şöyle bir trafik var. Oraya gelene kadar çok kişi eleştirmemiz gerekiyordu. Metin konusunda da haklısın. Hatta şunu söyleyeyim. Metin ünlü olduğu için bu faturayı ödüyor. Zaten ünlü değilken kendi isteyerek yapıyordu. Ünlü oldu, evet, hayatım. Kimse evet, onu zorla ünlü yapmadı. Türkiye'nin ve dünyanın nasıl kafaladı onu da o bilmiyorum. O zaman daha kötüsünü söyleyeyim. Beraat etmiş bu davadan. Ben bir şey söyleyeyim mi? Siz hiç dinlediniz mi onu? Herhangi bir yerde. Dinledim. Ben dinledim. Ben bir alışveriş merkezinden tam çıkarken, yani tabii insanın kulağı istemsiz bir şekilde dinliyor tabii haliyle. Bir baktım öyle enteresan ve öyle doğru ve öyle aslında kabul etmediğimiz ama içimizde var olan şeyleri anlatıyor ki. Şimdi bazen bir mimar okulu bitirir ama dünya görüşü, vizyonu yoktur. Gezmemiştir, görmemiştir. Sadece çizimlerle, sadece bilgiyle okulu bitirmiştir. Benim için iyi bir mimar değildir. Bu çocuk keşke o zaman bunun hani eğitimini alsaydı da, bu sinek nereden geldiyse bunun eğitimini alsaydı da, çünkü bu çocuk karşı tarafa geçiriyor ve çok güzel Seren, şeyler de ama bakın söylüyor akıl Deniz. Sağlığı, bilinçaltı gibi konularla uğraşırken bir şey söyleyeyim mi? En alasını, en ala eğitimi almak zorundayız. Çünkü asıl aslında insanlarda kaynayan taraf o taraf şu an. Bütün dünyada ve Türkiye'de bilinçaltımız öyle bir fokur diyor ki bu çok tehlikeli bir şey. Yani belki bu kabul bu edilebilir bir şey falan değil. Bütün bunlara gidip belirli bir süreçten geçtikten yani sonra herkes bir belki sertifikaları vardır ama bir diploması ya yok. Yani bu diplomasızlığını gerçekten kapatamıyoruz ama bakın işin garibi beraat ediyor. Yani bu davadan Coşkun yırtıyor. Da yaşadı değil mi? Biz de o zaman ama konuştuk. Ama Şeyda'nınkisi tehlikeli, o yemek. Ha, bununki yani daha tehlikeli, kusura bakmayın. Hı. Bakın bilinçaltıyla uğraşmak yediğiniz her şeyden daha tehlikeli. Çünkü bilinçaltı, ben bir kere bunu yaptırdım. Aynı cehalete ben de düştüm. Neyse şimdi hiç konuyu oradan oraya dallandırıp budaklandırmayayım. Çocuk sahibi olamayan biri bu kız sayesinde çocuk sahibi oldu. Ben hani öyle bir sebepten değil, çok yorgun ve gergindim. Bilinçaltımı öyle bir karıştırdı ki daha da gerildim. 4 gün yataktan çıkamadım. Aa, ve gerçek mi bu? Arkasında biz seninle konuşmadık mı? Deniz'in bilinçaltında bir problem var dedik. De, o demek günden beri böyleyim. Demek ki ondan da. Peki o zaman ama bu davadan yırtmış, onu söyleyelim. Şimdi sen çal kapımı dün final yaptı Seren. Evet. Sen bugün çok şekerlisin bak. Ha, bu arada çok özür dilerim. Biraz önce konuyla ilgili. Metin Hara Üsküdar Amerikan Koleji sonrası Çapa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunuymuş. Evet ama o dediği şey, o bunu yapmaya elverişli bir ehliyet değil. Değil. Bu yaptığı işi yapmaya elverişli bir ehliyet en değil. Bu arada eğitimsiz ya demedik. Bu konuda diplomasız. Onu da söyleyelim. Eğitimi de güzel. Rehabilitasyon sanırım o 2 yıl eğitim oluyor ama fizyoterapi deyince o başka bir ya şey. O zaman kemiklerimize baksın, kafamıza değil. Tamam ama öyle. Ama orada yani da galiba okuyorlar. Onun da bir branşında. Nasıl konservatuarda okurken bir enstrüman çalmak zorundasın. Onun bölümlerinde de var gibi geliyor bana. Bir ona bakmak peki lazım. Hande Erçel'in doğum sahnesini verelim. Hande Erçel son bölümde doğum yaptı. Hayranlar mest oldu. Buyurun. Şimdi ben Amerika'da doğumu yaptım. Acun Ilıcalı'nın yani Zeynep'in ve Şeyman çocuklarının doktoru Doktor Bitran'a gitmiştik. Orada yasak biliyorsunuz. Sezeryan yasak. Dedi ki kendini alıştırman için bir kursa göndereceğim seni. Onu orada bana bir videolar izlettiler. Aynen böyle herkes güzel, sakin, kimse bağırmıyor. Tabii. Bir gittik hastaneye. Bak. Aynen duygu şu. Deniz çok komik. Kaşıkla böyle hani büyük kaşıkla biri içini hayır kazıyor. Ya. Ay, aman bak, be öyle ben, değil. Ha, aynen ay, öyle bir duygu. Ben burada o dula yani zaten eben de esen. Ha, o duygu olarak öyle evet, diyorsun. Evet, o tamam. Dula yani orada dula deniyor. Eben seninle birlikte geliyor. Kadına ben bir saldır. Beni kandırdınız, paramı geri verin, çok acıyor. Hani böyle çok rahat yapacaktık. 12 saat arkadaş. 12 gerçekten saat mi? Şöyle yatağın köşesinde oturdum. Zor. Hiç kalkmadan tam 12 saat. Ne diyorsun ya? Ve doktor gelmeden de doğurdum. Kendi kendime. Sen evde doğurabilir misin o zaman? Zaten Amerika'da bu arada şey götürmüyorlar.
hastanede doğumhane yok. Ayak takıyorlar, odada doğuruyorsun. Ay çok çok enteresan. Ay, çok bu arada evet, ben de doğumumu sancılı ve normal yaptım. Bunu görünce tabii böyle bir şeyin hayallerde bile olmayacağını size söylemek güzellik, isterim. Doğum yapmayana. Evet, çok dünyanın en güzel duygularından bir tanesi ama korkunç bir ağrı. Bir de bence ağrı, erkek yaptırmamalı bu doğum, biliyor musun? Erkeğin ya bence bakın. Bence de. Bence... Ama bunları şimdi çocuklar seyrediyor ya, korkutmamak için yapmışlar. Çok haklılar yani. Fakat yani bir sonraki karede çocuğu böyle tertemiz 4 aylık bir çocuk kucaklarında. Yani eskiden Türk filmlerinde böyle olurdu yani, pıt hemen çocuk duvarda tertemiz böyle bembeyaz 4 aylık çocuğa merhaba yeni doğmuş muamelesi. Hatta Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın deprem filmi mi vardı? Birbirlerine bağlılardı ve kavuşamıyorlardı. O filmi belki hatırlarsın. Evet. Bir kayanın arkasında doğum yapıyordu Türkan Şoray. Evet. O bile ne inandırıcıydı. Çocuk yağmurda çamurda bile hani çamurlu doğmuştu. Bu çocuğa bak apricik. Ben yanıma pilates topları, işte nedir o kokular mokular. Ay bir tane de Türk arkadaşım vardı, Arzu. Arzu dedim, bizi kandırdılar. Hani hiç acımayacaktı. Ay ben ölürüm. Arkamdan vazgeçerdim ben doğum yapmak. Epidural yaptırayım dedim. Amerika'da biliyorsunuz. Ona da dayanamadın. 250 tane kağıt imzalattılar. Ben sonra doğurdum zaten. Epidurali yapılana kadar. Ama... Çıldırıyordum. Bu arada ay, birkaç doğrumuş. Kere de bunu çok paylaştım. Doğru. Doktor geldi bu arada da Ayşe'nin kafası çıkmıştı. Ah. Elini böyle dedi ki sen dedi al buradan dedi. Ah. Şuradan dedi. Ah. Bir dedi şöyle dedi tut çıkar dedi. Doktor dokunmadı bile bana. Sen aa, kendin yaptın. Evet. Aa çok gerçekten. Güzel. Ama çok, çok güzel. Enteresan bir böyle duygu. Böyle bakıyorlar ya. Şey bana. Çok güzel. Ve ağlamıyordu. Ama zaten... Bu kadın kim? Tabii ki o kadar bağırdı. İlk bakıştığını hatırlıyor musunuz? O günden olgun. Doğarken olgun doğdu kız, biliyor musunuz? Vallahi anısı o kadar anne bağırdı ya, ki. Çocuk böyle oldu. Bakıyor. Kim var mı onun videosu falan, bir görüntüsü? Şey var, gösteririm size sonra. Ben fotoğrafları var ama şey çok komikti. Yani bizim diyoruz ki bu niye ağlamıyor bu çocuk? Sonra pıt diye bir vurdular ağlamaya. Ciğerleri nefes. Ay yavrum ya. Ay canım benim. Doğdu. Allah uzun ömürler versin. Valla ben sana inatla 20 yani dakikada doğdum. Yani arkadaşlar sakın sevgilinizle veyahut da eşinizle bir ağacın altına gidip doğum yapmaya kalkışmayın. Hiç bunlar bu şekilde tavsiye değil. Etmiyorum. Hiç gerçekten böyle değil. Gerçekten böyle değil. Keşke bu romantizmde olsaydı. Keşke Kerem yok. Dürsün zaten yani baba olmayı bile beceremedik burada. Şöyle da söyleyeyim, tam da gelmek istediğim konu. Takipçileri bunu gördükten sonra hemen evlenip hemen çocuk yapın diye bir aşka gelmişler. Onlar da galiba bu hayal, bu toz bulutunda sanıyorlar ama öyle bir durum ama yok. Ama bunların çocukları olsa ben de biliyorum. Bunu seyredince bir öyle hissettim ya yani. Şu halka küpe, bir leosa küpesi, bir pembelik, bir hoşuma gitti yani benim de Hande. Bir tatlı ben, geldi. İkisi mutlu olacakmış gibi geliyor bana da. İkisi. İkisi. Ama işte iş yaparlar mı bilmiyorum. Bundan sonra beraber iş yapmasınlar bence. Ha. Biraz ayrı ayrı. Çünkü bak bazı şeyler köreltiyor devamlı beraber. İkili 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 diye bir şey. İlla ilişki yaşıyorsan onunla ikili ikili olacaksın diye bir şey peki, yok. Yani. Peki bak sabah konuştuk. Peki bu çifte hangisi daha sana şöhret geliyor? İkisi aynı maalesef. Öyle mi? Evet. İkisi şu an aynılar. Mesela Dal Kılıç'la? Dal Kılıç gitti ya. Ya ben size söylüyorum. Şarkıcı adamların şansları daha az her zaman... Eskiden onlar daha popülerdi. Şimdi yani, şimdi oyuncular daha popüler. Doğru, doğru. Bir dönemde futbolcular. Yani o futbolcular ara ara evet doğru. Aa, ama bugün bitik bir futbolcu konumuz var değil mi? Bitik mi? Evet. Allah Allah kim o? Ben de bilmiyorum. Cuma Kasi... günü istifasını verecek. Allah Allah Deniz Akkaya biraz sonra Cuma günü istifasını verecek olan futbolcuyu açıklıyor arkadaşlar. Evet. Ekranlarınızı ayarlarıyla oynamayın. Her zaman futboldan kazanmıyorsun ya paranı. Öyle mi diyorsun? Aa. Senin bu ilişkiyle ilgili durumunu biliyorum. Seni de sana soracağım. Hangi Yasemin Şefkatli ve İddo evleniyorlar. Evlensinler. Bu çok yakıştırıyorum ben. Yakıştırıyorsun. Evet, evet. Düğün hazırlıkları devam ediyor. Yalnız bana bunların evliliği çok uzun.